ETV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarının üzeri kötü hava şartlarından korunması amacıyla beyaz naylon kanaviçelerle örtülüyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri ürünlerini korumak amacıyla üzerini örtmeye başladı. Üzüm hasadının Kasım ayına kadar devam ettiği Sarıgöl Ovası'nda bu yıl 100 bin dekarlık üzüm bağının koruma amaçlı örtü altına alınacağı öğrenildi. Hadi lan! Hadi. Üzüm bağlarının üzerine örtülen beyaz naylon kanaviçeler sayesinde üzümler aşırı sıcaklık, dolu, çiğ, toz ve yağmura karşı korunuyor. 5 yılın en altın bir yıl olacağını inanıyorum. Çünkü çok soruna çözülmüş durumda. İhracatımız da hazırlandı yani. Bizim bütçelerimiz hazırlandı. Buradan tüketimimize barajlarım bir söz etmek istiyorum. Mallarını satarken, tanımadığı firmalara mal verirken, tanımıyorsa bizi gelsinler, bizden bilgi alsınlar. Bir dönüm bağı 700 metre kanapça gider. Yani ne geliyor? Dönümü aşağı yukarı 600 lira falan geliyor. Evet. Bunun işte işçi masrafı var, bir toplama masrafı var, evet. Kanapçı masrafı var. Tabii bu da hemen bir maliyet yükseliyor. Ortalama. Hemen maliyet yükseliyor. Her sene bu iş yapılıyor. 500 lira her sene bir örtü masrafı vardır. Yayınımızda oluşan teknik arıza nedeniyle sizlerden özür diliyoruz sevgili izleyiciler ve haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman, her yerde, herkes için eğitim sloganıyla hareket eden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanlarını aralıksız sürdürüyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca 2016-2017 dönemini değerlendirdi. Yapılan basın toplantısından sonra Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. Yapıyor mu yapıyor? Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca 2016-2017 dönemini değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Biz 2014 yılında kurulmuş bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak şu ana kadar sadece bu yıl 15 bin kursiyere bulunmaktayız. 45 bin kişiye sertifika vermiş ve 45 bin kişinin 3 yıllık bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden belge almasını başta ilçe milletvekili müdürümüz destekleriyle, kaymakamlığımız da desteğiyle ulaşmış bulunmaktayız. Bu noktada kendimiz mutluyuz. Toplantı sonrasında Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. Halk Eğitim'de düzenlenen toplantıya Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cumhur Kapusuz ve Sivahattin Yurt da katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde kurslarımız bulunmakta. Şehzadeler Belediyesi ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Manisa Kültür Kadınlar Konseyi ile ve Milli Eğitim'in bünyesindeki tüm okullardaki kurslarımız, Kamu Hastaneler Birliği ile yaptığımız Ruh ve Sinir Hastanesi'ndeki kurslarımız, Ceza İnfaz Kurumu'ndaki, Manisa'daki tüm Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlere yönelik kurslarımız, dernekler, sivil toplum kuruluşları ile kişilerin ve kurumların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda meslek edindirme ve genel kurslar açmış bulunmaktayız. Evet, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze basına gösterdiği bu ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.
Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri tarafından İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet Cuma namazı sonrası protesto edildi. Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları Hatunaye Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında İsrail askerleri tarafından Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara karşı uygulanan yasak ve şiddeti protesto etti. Platform adına basın açıklamasını yapan Şaban Mert Yürek, Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar, Filistin halkının üzerindeki tüm baskı uygulamaları kalkıncaya kadar protestolarımız devam edecektir dedi. Protestoda vatandaşlar kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD, Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık sloganları attı. Basın açıklamasının ardından Manisa'da yaşayan Filistinli Eymen Abu Amer dua okudu. Okunan duanın ardından grup dağıldı. Evet, amaç, mezhep, din, ırk meselesi olmamalı sevgili seyirciler. Önemli olan insanca bu topraklarda yaşayabilmek tüm dünya coğrafyasında. Sıradaki haberimiz bir hastalıkla ilgili. Manisa'da beyninde tümör bulunan 4 çocuk annesi kadın ameliyat olarak çocukları için hayatta kalmak istiyor. Ötekilerden yardım istiyorum. Ameliyatımı yaptırsınlar, sadece başka bir şey istemiyorum. Ailem, akrabalarım hepsi elinden geleni yaptı. Artık onların da gücü tükendi artık. Manisa'da yaşayan 4 çocuk annesi Semra Polat, 2014 yılında ikiz çocukları Havva ve Berat'ın doğumundan hemen sonra rahatsızlanarak Manisa Cölerba Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tetkiklerin ardından Polat'ın beyninde tümör tespit edildi. Daha sonra kocası Namık Polat'la birlikte özel bir hastaneye giden Semra Polat, burada bir süre tedavi gördükten sonra ameliyat oldu. Tümörün yeniden beyninde oluşmasının ardından Polat yeniden tedavi altına alındı. Bugüne kadar bir dizi ameliyat geçiren ve tümör nedeniyle bir ayağını kullanamayan Polat, maddi imkansızlıklar yaşarken tek isteği yeniden sağlığına kavuşmak. Sadece bana yardım etsin, ben ameliyat olmak istiyorum. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Çocukları için hayatta kalmak isteyen anne, yetkililerden ameliyatının yaptırılmasını talep etti. Çocuklarım için hayatta kalmak istiyorum. 4 tane ufak çocuğum var. Onlar için hayatta kalmak istiyorum. Beyninde tümör bulunan Semra Polat'ın kocası Namık Polat ise eşinin zaman zaman evde nöbet geçirdiğini ve bir ayağını kullanamadığı için sürekli eşiyle ilgilenmek zorunda kaldığını söyledi. Bir sefer ajan oldu, bir sefer ameliyat oldu. Her taraftan yardım istedim. Yardım, abimler, çevrem, eş, dost, herkes elinden geleni yaptı. Şimdi bir ameliyat olması gerekiyor. Yaklaşık 47 bin lira bir para istiyorlar. Nereye gidiyorum? Bütün kapılar üstüme kapanıyor. Çaresiz kaldım. Bir tek bu kanallara sığındım. Yani sadece ben param var istemiyorum. Dilenci de değilim. Kimse bunu şey yapıp da bana bir dilencilik veya bir tavırlarda bulunmasınlar. Ama sadece eşimin ve çocuklarımın sağ olmasını istiyorum. Tükendim. Ben her tarafta borç, harç içindeyim. Polat, işverenlerden kendisi için anlayışlı olmasını beklediğini sözlerine ekledi. İşe giriyorum, işsiz kalıyorum. Eşimle ilgilendiğim için işten çıkarıyorlar. Bilmiyorum yani ben nasıl bir döneceğimi, sağa sola nasıl döneceğimi bilmiyorum. Sadece büyük etkilerimize, sadece bir doğru düzgün bir doktor, eşime bir çare bulsunlar yeter. Namık Polat, çocukları Arda, Muhammed Diyar, Havva ve Berat için eşi Semra'nın bir an önce sağlığına kavuşmasını istedi. Çocuklarım yuvasız, anasız kalmasın. Sadece bunu istiyorum. Burada bütün Cumhurbaşkanı, Başbakanımı da sesleniyorum. Yeter ki eşim kurtulsun. Çocuklarım için boynu bükük kalmasın sokakta. O ölürse ben yapamam. Ama ben ölürsem o bakabilir çocuklarıma. Ben yapamam ben bunu. Ben bakamam çocuklarıma. Yeter ki ona bir çare bulsunlar. Dört çocuk annesi Polat'a acil şifalar diliyoruz. Umarım yetkililer üzerine düşen görevi yerine getirecektir sevgili seyirciler. Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde Perihan G'ye ait evde saat 20 sıralarında yangın çıktı. İki katlı binanın çatı katında başlayan yangını fark eden Perihan G, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirtilirken yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Neyse ki son anda söndürülebilmiş sayın seyirciler. Manisa'nın Selendi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı vatandaşlar bulundukları kapalı alanlarda bir süre mahsur kaldı. Akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Selendi'de sel sularıyla birlikte dereler taşarken bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlarda mahsur kaldı. Cadde ve sokaklar derelerin de taşmasıyla adeta göle döndü. Selendi Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağışın ardından caddeler çamurla kaplanırken kayganlaşan yolda araçlar da gitmekte zorlandı. Selendili vatandaşlar uzun yıllardır bu kadar etkili bir yağışı yaşamadıklarını anlatarak tarım arazisi sahiplerinin zor durumda kaldığını ifade etti. Yunus Emre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Muradiye Mahallesi'nin yollarının düzenleme çalışmalarını başlattı. Yunus Emre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Muradiye Mahallesi'nin yollarını yeniden yapmaya başladı. Mahallenin içerisindeki tüm yollar kilit parke taşıyla kaplanacak. Ayrıca kaldırım bordürleri de yenilenecek. İlçenin birçok noktasında planlanan ve vatandaşın ihtiyacına göre şekillenen çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Ekipler ilçede bir taraftan kaldırım ve kilit parke taşı düzenlemelerini yaparken diğer taraftan da asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Osmanlıca mahallesinde açtığı Dedenin Yeri Yeşil Park isimli mekanda dostlarını ve tüm vatandaşları aileleriyle birlikte ağırlamayı amaçlayan işletme sahibi Fevzi Ürkmez, böyle bir işletmenin 48 yıllık özlemini çektiğini ifade etti. Siparişle anında hazırlanıp masalara gelen menüde yok yok. Ana menü olarak beyaz ve kırmızı etten oluşan ızgara ve kebap çeşitleri, tercihe bağlı kiloyla et satışı, 22 çeşit köy kahvaltısı, çorba, salata, meze ve meyve çeşitleriyle tüm vatandaşlara gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri zengin bir menü sunuyor. Günün her saati müşterilerine hizmet veren Dedenin Yeri Yeşil Park, Osmancalı'nın en uğrak yeri. Öyle ki akşam yemeklerinde tıklım tıklım dolan mekan, müşteri memnuniyetinin bir göstergesi.
bedenin yerinde ebeveynler gönül rahatlığıyla tercih ettikleri yiyecekleri canlı müzik eşliğinde huzur ve keyif içinde yerken, çocukları da mekanda özel olarak kurulan oyun parkı ve küçük hayvanat bahçesinde eğlenceli vakit geçiriyorlar. Yaktın ah, yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Yaktın ah, yaktın beni. Yunus Emre ilçesinin Osmancalı mahallesindeki dedenin yeri Yeşil Park Kır Restorantı'na sabah saat 6'dan gece 24'e kadar haftanın her günü ulaşım imkanı sunuyor işletme sahibi Fevzi Ürkmez. Burasını açalı 3 hafta oluyor. 48 yıllık benim de özlemim var bu meslekte. İzmir Otacık Okulu mezunuyum. 48 yıldır özlemimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunları burasını tam olarak gerçekleştirdiğimde dünyanın en mutlu insanı ben olacağıma inanıyorum. Evet. Ve tüm dostlarımı buraya, dedenin yeri Yeşil Park'ta bekliyorum. Peki dedenin yerinde ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Yani et ürünleri var, kahvaltı çeşitleri 22 var, çeşit köy kahvaltısı, natürel kahvaltı. Etlerimiz menekşe etlerimize gelmektedir. Sağlıklı etler yani. Sağlıklı etler tabii ki. En güzelini sunmak istiyorum. Öncelikle 208, 209, 210, 211 numaralı halk araçları dönüşümlü olarak belirtilen saatler içerisinde mekana gitmek isteyen tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Kendi şahsi araçlarıyla gitmek isteyenler de çok rahatlıkla mekana gidebilir. Çünkü park sorunu yok. Mekanın önünde geniş bir otopark alanı, Osmancalı'da dedenin yerinde siz değerli müşterilerine ücretsiz ve süre sorunu olmadan sınırsız hizmet veriyor. 208, 209, 210, 211 nolu araçlar, halk otobüsleri buraya geliyor. Fakat grup olarak gelmek isteyenlere o saatte araç dahi olmasa araç çıkarılacaktır. Normalinde burada saat 10'da servis bitiyor ama ben telefon ettiğim zaman gece 1 de olsa araba gelecek. 15 gün sonra gece 11'de çorba, işkembek, kelle paça, mercimek veya tavuk suyu gece saat 3'e 5'e kadar devam edecek. İşletme sahibi Fevzi Ürkmez, Osmancalı mahallesine yolu düşen tüm vatandaşları beklediklerini, müşterilerinin gönül rahatlığıyla dedenin yerinde vakit geçirebileceklerini ifade etti. Haberleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da futbolcular izokinetik kas kuvvetleri testinden geçti. Kampın yapıldığı Afyon Karahisar Korel Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen Kybex testine tüm futbolcular katıldı. Uzman ekip gözetiminde gerçekleştirilen testleri Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Levent Devrim de yakından takip etti. Gerçekleştirilen testlerin sonucuna göre futbolcuların kişisel kuvvet antrenmanı programları hazırlanacak.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Afyon'da ilk hazırlık maçını 23 Temmuz Pazar günü saat 18'de Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Ümraniye Spor'la oynayacak. Evet, sporcularımıza sağlık diliyoruz. Başarılarının devamı gelir umarım. Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor'da Rabia Eroğlu Özşahan kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Baş antrenör Bora Şensoy yönetimindeki yeşil beyazlı ekip geçtiğimiz sezonda bünyesinde barındıran orta oyuncu Rabia Eroğlu Özşahan'la sözleşme yeniledi. Yeni sezonda da Salihli Belediyespor için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyleyen Özşahan, yeşil beyazlı ekiple yola devam edeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Belediyespor İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza töreninde Belediyespor Kulübü Başkanı Serkan Sözer, altyapı sorumlusu Ali Yıldırım ve orta oyuncu Rabia Eroğlu Özşahan yer aldı. Bir haber bülteninin daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yepyeni bir gün, güzel bir başlangıç olsun sizler için. İyi akşamlar efendim.